sözüm var. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Varsa bir kamyonunuz, arkasına yazabileceğiniz güzel bir söz. Peki Türkiye uzay yarışında nerede? Daha doğrusu yarışın içinde var mı veya olabilir mi? Almanya, Japonya, Çin gibi sanayi ve teknoloji devi ülkeler 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını henüz sarıyorken Amerika ve Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş başlamıştı. Uzay yarışı da bu savaşın önem arz eden bir cephesiydi. Bu bağlamda Ruslar ilk defa uzaya bir araç gönderdiler. 1957'de Sputnik 1 uzay aracı dünya yörüngesine oturtuldu. Dünyanın ilk yapay uydusu. Görev süresi 21 gündü. Akabinde yine Ruslar uzaya ilk kez insan gönderdiler. Yuri Gagarin Vostok 1 uzay aracıyla uzayda yaklaşık 3 saat kalmış ve dünya yörüngesinde bir tur atmıştı. Yeterli miydi? Hayır. 1963 yılında Rus kozmonot Valentina Tereshkova uzaya giden ilk kadın oldu ve uzayda yaklaşık 3 gün kaldı. Ruslar uzay yarışında 3 adım öndeyken Amerika'da eğitim sistemi gözden geçiriliyordu. Zira bir yerlerde bir eksiklik olmalıydı. Fen ve bilime ağırlık veriliyor, uzay yarışına daha çok para harcanıyordu. Bir şeyler yapılmalıydı, ses getirecek bir olay. Bu çerçevede NASA'ya bağlı Neil Armstrong ve beraberindeki iki astronot, kozmik skalada insanlığın gidebildiği en uzak yere, Ay'a ayak bastıklarında tarih 20 Temmuz 1969'du. Takip eden yıllarda Ay'a defalarca kez araç ve insan gönderildi. 1990'da Japonlar, 2003'te Avrupa Uzay Ajansı, 2007'de Çin, 2008'de de Hindistan Ay'a ulaştı. Geçen süre zarfında uzay yarışı farklı bir boyut kazandı. Yarıştan öte araştırma konusu haline geldi. 1977'de iki fantastik araç, Voyager 1 ve Voyager 2, Güneş sisteminde bulunan gezegen ve uydularda yaşam arayışına başladılar. Başlangıçta 5 yıl olan görev süreleri uzatıldı ve 44 yıldır yıldızlar arası uzayda yol alıyorlar. Üzerinde dünyanın konumunu, insanın fiziksel yapısını, müziklerimiz, hayvanlara ve bizlere ait birçok bilginin yanı sıra Leonardo da Vinci'nin insan çizimi ve birçok dilde ses kaydı barındıran Voyager'lar, Güneş sistemi dışına çıkan ilk insan yapımı araçlar. Hatta Voyager 2'de sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah-ı şerifleriniz hayrolsun cümlesinin söylendiği bir ses kaydı bile var. Artık dünya yetmiyordu insanlığa ve tarihin en pahalı projesini uzayda inşa ettik. Uluslararası Uzay İstasyonu. 1998 yılında 150 milyar dolarlık bir bütçeyle inşa edildi. Amerikan Uzay Araştırma Ajansı NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı'nın ortak projesi. Modüler yapısı sayesinde uzayda eklemeler yapılarak inşa edildi ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde. Böylesine pahalı ve devasa bir projenin tabii ki tek bir amacı yok. Örneğin dünya dışında, yerçekimsiz bir ortamda insanların kas ve kemik yapısının ne şekilde değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Alfa manyetik spektrometresi ile karanlık madde ve karşı madde parçacığını aramalar devam ediyor. Ve belki de en önemlisi uzay yolculukları için altyapı oluşturuluyor. Zira galaktik ölçekte Mars'a gitmek bile 3 yıl sürecek. Evet, Mars. İnsanlığın gitmek istediği, hatta koloni kurmak istediği, yaşamı başlatmak istediği dünya dışı ilk gezegen. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Amerika Mars'a araç göndermeyi başardılar. Elon Musk'ın SpaceX şirketi ise 2024 yılında Mars'a ilk defa insan göndermeyi hedefliyor. 21. yüzyılın gelişiyle insanlığın uzaydaki varlığı yeniden yazılmaya başlandı. Her şey sil baştan değişiyordu. Listeye Mars dahil edildiği gibi özel uzay şirketleri kurulmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi ise 2002 yılında Elon Musk'ın kurduğu SpaceX. Çok önemli bir olaydı bu. Uzay turizmi, yeni bir sektör. Özellikle bilimi, teknolojiyi çıldırtıcı bir obje gibi gören aciz yönetimlere gün doğmuştu. Zira parayı basıp Ay'a, Mars'a, gidilebilecek her yere gidebilirlerdi. Üretmek yerine sadece tüketen ve buna teşvik eden yönetimlere gün doğdu.
Ay'a 4 şeritli yol yapacağız dersek inanırlar diyenlerin göreve geldiği yıl 200 milyon dolarlık bir bütçeyle kuruldu SpaceX. Bugünkü değeri ise yaklaşık 755 milyar dolar. Biz ise 128 milyar doları bulmaya çalışıyoruz. Tabii bu da Titanic'i batıran buzdağının sadece görünen kısmı. Peki karada yürüyecek, 4 tekerlekli bir araç yapamayan Türkiye, Ay'a gerçekten söylendiği gibi kendi roketi ve kendi uzay aracıyla mı gidecek? Öncelikle roket fırlatacak bir rampamız yok, roketimiz yok ve uzay aracımız zaten yok. Göktürk ve TürkSat gibi basit uyduları bile SpaceX'in Falcon roketiyle uzaya gönderdik. Öyle ya da böyle bir şekilde Ay'a ulaştık, birkaç hatıra fotoğrafı çektik ve birkaç numune aldık. Bu numuneleri inceleyecek, veri sağlayabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip miyiz? Cevap net bir şekilde hayır. Türkiye Uzay Ajansı'nın web sitesinde yayımlanan bazı makalelere göz gezdirecek olursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 2002 yılında Elon Musk SpaceX ile işe koyulurken NASA'nın en iyi çalışanlarını çok yüksek maaşlarla kapmıştı. Türkiye Uzay Ajansı ise temizlik görevlisi, garson ve şoför arıyor. Ajansta toplam 32 müdür, müdür yardımcısı, başkan, müşavir ve sekreter varken sadece 12 matematikçi ve fizikçi var. Peki uzay yarışında var olmak için ne yapmalıyız? Öncelikle liyakat, daha sonra ise eğitim sistemini gözden geçirmeli, fen ve bilime ağırlık vermeliyiz. Klişe bir söz, onlar bizden 20 sene, 30 sene ileride. Bu bir bahane olmamalı. Bazen basamakları ikişer ikişer, üçer üçer çıkmak gerekir. Kamyon arkası sözleri bir kenara bırakıp istikbalin göklerde olduğunu görmeliyiz. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.